hazırlanmaya başlar. Bakanınız ondan dolayı yüksek geliyor. Bunu öderseniz bir problem kalmayacak. Yandaki bezine lütfen. Ben sözleşme için gelmiştim. Şuraları dolduruyorsunuz. Şu iki yere de imza atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Buyurun. Tamam. Salı günü uğrarsanız hazır olur sanıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ah beyefendi. Bakar mısınız? Çantanız. Gelir herhalde birazdan. Gelir gelir. Bizim buraya gelenlerin hepsi de tutuşmuş anam. Bu ne acele yani? Alo. Alo. Buyurun. Adım Şule. Hangi Şule? Sözleşme işlemi için uğramıştınız. Portföyünüzü unuttunuz burada. Onu alın lütfen. Ama saat kaç? Bakayım. 5'e gelmiş. Benim şimdi yetişmem imkansız. 2 saat sonra inerken. Nereden alabilirim? Bugün mutlaka almam lazım. Orada olacak mısınız hala? Ama kapanıyor burası. Yarın alın o zaman. Olmaz. Kimlik, kredi kartları. Çok önemli onlar. Ama... Lütfen. Adresi verirseniz. Evinizden ya da gittiğiniz yerden alırım. Ama... Lütfen. Peki. Yazın. Buyur evladım. Ben şey Şule Hanım'ın evi değil mi? Ha, o musun sen? Şu çanta unutan. Evet. Dur hemen getireyim yavrum. Şule'nin işi var galiba içeride. Dur. Al çocuğum, bir kontrol et istersen. Yok canım, rica ederim. Tamamdır. Teşekkürlerimi iletir olur mu? Hoşça kalın. Sağ ol evladım, güle güle. Sonra bir daha uğrarsanız o zamana kadar halledilmiş olur. Hı-hı. İyi günler. Teşekkür ederim. O gün bir teşekkür edemedim size. Rica ederim. Ben... Yok. Hakikaten çok önemliydi. Neyse. Bulundu en azından. Acaba öğlenleri nerede yemek yiyorsunuz? Yemek mi? Evet. Yani yanlış anlamayın. Ben... Zannederim bu mümkün değil.
Bana 5 dakika ayırmazsanız... ...her 5 dakikada bir güllerle gelirim buraya. Hoş geldiniz. Evet. Öyle işte. Yani... ...ben bilmiyordum da. Normal. Bankonun arkasında yürümüyoruz pek. Buyurun oturun. Kararınız üzerine. Zaten vaktim yok fazla. Hayırdır? Hiç. Yoğundu biraz da. Sadece bu mu? Yoruldum galiba anne. Ne oluyor Şule? Ne oldu kızım? Hiç. Nasıl yer? Biriyle yemek yedim anne. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Ayağıma bakınca yüzü değişti anne. Her şeyi unuttu birden. Ama hep böyle oluyor anne. Herkes karşı karşıya oturduğunda topladığı CD'lerden bahsediyor. Ne bileyim, izlediği diziden. Okuduğu kitaptan bahsediyor. Oysa ben... Anne... ...ben ne zaman biriyle bir yere otursam mevzu başlıyor. Yok doğuştanma aksıyorsun. Yok topallık neden oluyor. Bıktım anne. Ne yiyoruz? Bilmem. Yine ne oldu sana böyle? Hiç. Nasıl hiç? Yoksa o çantacı çocuk. Üf Ayşe, ne ilgisi var şimdi? Meymenetsiz şey. Tipinde hayır yoktu zaten. Ayşe, hadi yürü.
Buna ne diyeceksin? Özür dilerim. Aptal gibi davrandım. Hem de daha ilk danışmamızda. Ben... Önemli değil. Şey... Eğer kabul edersen... Çıkışta... Anne, belki... Belki çok güzeldir her şey. Deli kız. Hay Allah'ım ya. Geldin mi oğlum? Nasılsın anne? İyiyim. Erkencisin. Öyle oldu bugün. Anne. Hı. Bir kız var anne. Kız mı? Olacak tabii. Kaçıncı bu? Anne, ben ciddiyim. Ciddisin ha? Peki kimin nesiymiş, kimmiş? Söyle bakalım. Bir memure. Sözleşme için gittiğimde tanıştık. Hani derler ya, nasip. Memure ha? Memure eşittir 560 lira. Maaşı diyorum. Anne. Tamam tamam. Adı Şule. İlk anda bir tatsızlık oldu ama benim eşekliğimden tamamen. Nasıl yani? Ayağını öyle görünce şaşırdım anne. Sanki hiç görülmemiş bir şey gibi. Ayağım. Ne varmış ayağında? Şule çocuk felci geçirmiş. Aksıyor ayağının biri. Ama çok da vahim değil yani. Yani bu kız topal. Anne. Sen deli misin oğlum? Anne. Sen polyanacılık mı oynuyorsun? İyi oğlum oyna. Ama ben oynamam bilesin bunu. İyi ama anne. Oğlum. Ne bu suratlar böyle? Oğluna sor. Aptal aşık. Belki seninle dertleşir. Buyurun. Sağ olun.
Bana bak. Sabahtan beri yanlış doldurduğun 3. form bu. Ne oluyor sana ha? Ailesiyle konuşacakmış. Ne? Şşt! Ciddi misin? Ay çok sevindim. Ne zaman? Canım konuşacağım dedi sadece. Dur bakalım. Ay. Ne o? Bugün pek iyi görünüyorsun ha? İyi işte. Ne olsun? Yani paspas yaparken gülen de bir seni gördüm. Öyle deme kız. Şule işte. O iyi olunca ben de iyi oluyorum. Ne yapayım? Ne var ki? Konuştuğu bir çocuk var. Aa! Galiba istemeye gelecekler. Bizimkinin kafası çarşamba pazarına dönmüş vaziyette. Böyle bu işler. Ne yapalım? Allah tamamını erdirsin. Amin inşallah. Hadi. Ben çıkıyorum baba. Hoşça kal. Bize hoşça kal yok mu? Kahvaltı etmeyecek misin Mehmet? Necla? Efendim? Nereden çıktı bu yine? Hangi? Ne? Koca şirketin neredeyse o idare ediyor Necla. Bırak eşini de kendi seçsin çocuğu. Bu şirket işine benzemez Kamil Bey. Sen de kafanı kaldır da bir bak bakalım etrafına bu işler nasıl oluyor diye. Ya nasıl oluyormuş? İşte öyle oluyormuş efendim. Paralı aslan gibi çocuğu görmüş, yapışmış yakasına işte. Ay üstelik de. Üstelik? Ay topalmış ayol topal. İyi de ne var bunda? Siz baba ol delirmişsiniz ayol. Daha ne olsun canım? Ben onu bunu bilmem. Mehmet'in üzülmemesi. Böyle bir mesele için işe güce küsmemesi lazım. Ne istiyorsa öyle yapacağız. Kamil sen... Lütfen tartışmayalım. Tamam mı? Geliyorlar mı? Yok. Anne abartmadın mı biraz? Olur mu kızım? Un kurabiyesiyle savacak değiliz ya adamları. Hadi kızım. İçerideki böreği tabağa yerleştir de getir hadi. Sen de sün değişir anne tamam mı? Tatsızlık çıkarmadı. İyi canım ağa. Ne oluyor deli gezdirir gibi ikide bir de tembihler filan. Tanırım ben seni. Rahat durmazsın sen. O kızı bu çocuğa alıyorsun ya Kamil. Bak vallahi vebali senin boynuna sonucuna katlanırsın ona Allah göre. Allah Allah. Çıldırtma adamı yahu. Bitmedi mi daha anne? Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız hanımefendi? İyi misiniz? Hamdolsun. Nasıl olalım? Sizler de iyisiniz inşallah. Eksik olmayın.
Zor olmuyor mu? Efendim? O ayağınla diyorum. Hani böyle kalk getir, çek, çevir. E değil mi ya? Şey, kahvelerde geldiğine göre Sevim Hanım, bu gençlerin... E canım, bunların konuşulması lazım değil mi efendim? Anne! Şirketin başında bu çocuk. Kendine göre itibarı var. Bir muhiti var. Cemiyet hayatı var. Bunları düşünmek gerekir. Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Yalan mı canım? Takacak koluna öyle aksiye topallıya. Neyda, sus artık. Bu nasıl bir konuşma hanım? Bu nasıl bir tavır? Vallahi işinize gelirse. Kes artık kadın. Sus. Evladım, kızım. Necla sen. Kalkın hadi. Kusura bakmayın. Ben onun adına özür dilerim sizden. Özür dilemeyin. Ama ona söyleyin. Ben kızımı başımdan atmaya falan uğraşmıyorum. Ona çiğnetecek evlat da yok bende. Sizi temin ederim, bu işi nihayete erdireceğim. Allah'a ısmarladık. Hayırlısı neyse olsun evlat. Edepsizlik değil mi? Ama ağlama bunu. Bak kızım, o çocuk seni sevmişse, anası da olsa verir ağzını payını. Yok sevmemişse, böyle kaynanaya gelin olmaktan öte daha fazla felaket var mı benim a güzel kız? Ağlama. Sil gözlerini yaşın. Sil evladım, sil yavrum. Ağlama. Konuşabilir miyim? Bir dakika oğlum. Haber vereyim ben. Şuleciğim, Mehmet gelmiş güzel kızım. Seni görmek istiyor. Thank you.
Pek iyi değilim. Kusura bakma evladım. Haklı. Ona söyler misiniz? Evleneceğim. Yani evleneceğiz. Annemin tutumu falan önemli değil. En kısa zamanda. Burada. Konuştum babamla. Oğlum. Burada. Sadece nikah yaparız, olmaz mı? Lütfen söyleyin ona. Tamam. Tamam evladım. Güvenin bana. Ne olur. Duydun değil mi? Bu iş bir yere gidiyor Şule ama... ...inşallah iyi bir yere gidiyordur kızım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zor oldu ama bitiyor inşallah Sevim teyze. İnşallah kızım ama... ...vallahi bir sıkıntı var içimde, Allah hayretsin. Böyle yangından mal kaçırır gibi. Biter inşallah. Şule de çok yıprandı ama... Hazırız herhalde değil mi? Buyurun memur bey. Başlayalım. Efendim, buradaki gençler belediyemize başvurarak evlenme isteklerini beyan etmiş bulunmaktadırlar. Nüfus kayıtları ve diğer gerekli incelemeler ve muamelatın tamamlanmasını takip Kumpanya burada. Necla, şuraya otur hadi. Bastın nikahı, aldın gittin diyelim. Balayı oteline yürüyerek kaç günde gidersin acaba? Çık evimden kadın, yeter artık. Necla yeter. Çıkacağım ama sevgili oğluma bir çift sözüm var. Babanı bilmem ama benden zırnık çalışmaz. Tanımam seni. Peşinde bir topalla dolaşıp kiralık ev bakarsın kenar mahallelerde. Anne. Bu aşk meşk saçmalığı bitince anlarsın körle topanda bu işler nasıl oluyormuş. Hadi bakalım. Şimdi kıyın nikahınızı. Evet. Sanırım teyir etmek daha doğru gibi. Müsaadenizle. Şule. Şule aç kapıyı. Şule. Şule. Şule aç kapıyı. Şule. Sen var ya adam. Şule açsana. Şule. Şule aç kapıyı. Şule. Şule kızım. Şule. Şule. Kızım aç kapıyı. Şule.
Kızım açsana kapıyı. Şule, Şule açsana. Aç annecim. Hay Allah. Dur ben bakayım. Allah Allah. Yok, kilitlemiş içeride. Allah'ım, ne yapıyor bu kız? Bakınacağına bir şey getirsene oradan. Şule. Şule. Kızım açsana kapıyı. Şule'cim evladım. Şule. Şule. Allah Allah. Şule kızım. Şule. 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 Ne yaptın kızım? Şule ne yaptın yavrum? Şule ne yaptın? Şule evladım. Şule. Doktor. Doktor hemen. Tamam. Hemen çağır. Şule evladım. Yavrum. Keşke. Bacağım. Keşke böyle olmasaydı. Şule. 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 Tutuyordu. Benim kızımın büyük özrü vardı hani. Şuradan şuraya 3 günde giderdi ha. Ne oldu? O zaten yaralıydı. Sen kalan canını da aldın. Sen kirli, iğrenç bir şeysin. Biri bulur seni nasıl? Ama ben elimi kirletmeyeceğim. Yürüyemediğine de üzülme. Senin asıl yüreğin kötürüm olur. Kötürüm! İnsanı kendi seçiminin sonucu olmayan şeyler için suçlayamazsınız. Çünkü o istemediği şeylere düçar olmuş olabilir. Ve aynı duruma bir gün sizin de düşmeyeceğinizin garantisini kimse veremez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.